yarın bu videomda sizlere dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir özgürlük savaşçısının Sir William Wallace'ın kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Sir William Wallace 1272 yılında İskoçya'da doğmuş, İskoç asıllı bir kahramandır, bir özgürlük savaşçısıdır. William Wallace yaşadığı dönemde zalimane ve despot yönetimiyle tanınan, 1. Edward'a karşı verdiği özgürlük mücadelesiyle tanınan bir şahsiyettir. William Wallace İngiltere'ye karşı yapılan direnişte vatandaşlarına önderlik yapan bir şövalyedir. William Wallace İskoçya'nın en büyük ulusal kahramanlarından biridir. İngiltere'ye karşı yapılan direnişin ilk yıllarında halkına önderlik yapmıştır. William Wallace özgürlük mücadelesinde Robert de Bruce gibi asillerle çelişmiştir, onlarla aynı fikri paylaşmamıştır. Çünkü Robert de Bruce ve diğer soylular 1. Edward kendilerine ne verdiyse ona razı olmuşlar, kendi saltanatlarını korumanın derdine düşmüş insanlardı. William Wallace ise 1. Edward yani uzun bacaklı Edward olarak tanınan İngiltere'nin zalim kralına karşı özgürlük savaşını başlatan insan olmuştu. Çünkü kral uzun bacaklı Edward o kadar zalim bir insandı ki İskoç soylularını toplantıya çağırıp hepsini katlettiren bir insandı. İlk gece hakkı diye bir şey çıkardı. Evlenen İskoçyalıların eşlerinin ilk gecesini, evlenen kadının ilk gecesini İngiliz bir soyluyla geçirmesi gibi aşağılık bir icat çıkarmış, zulmün doruğuna varmıştır. William Wallace'ın doğum tarihi ve doğduğu yer tarihçiler tarafından tartışılmıştır. Kimi tarihçiler 1270 yılında doğduğunu iddia eder, kimi tarihçiler de 1272 yılında doğduğunu iddia ederler. Wallace kimi tarihçilere göre Renfrewshire'da, kimi tarihçilere göre ise Ayrshire Kilmarnock'ta doğmuştur. William Wallace'ın İngilizlere karşı direnişinin ilk mücadelesi Ayrshire'da olmuştur. Bunun sonrasında Eldersley ve Lanark'ta mücadelesine devam etmiştir. Bunun sonrasında Irvine'deki İngilizlere karşı direnen asillere katılmak üzere Ayrshire'a gitmiştir. Wallace Fransa'daki papazlara katılan iki amcası tarafından yetiştirilmiştir, yabancı diller öğrenmiştir. Kendisi tam bir entelektüeldir aynı zamanda. Uzun bacaklı Edward çok zalim bir kraldır, çok kan dökmüştür, kiliselere saklanan insanları bile katlettirmiştir. Uzun bacaklı Edward'ın bu zulümlerine karşı bir isyan başlatmak artık kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Ancak İskoç soyluların arasında da tam bir birlik yoktur. Wallace'ın isyanı Lanark'taki bir balık pazarında iki İngiliz askerinin kendisine meydan okumasıyla onları öldürerek başlamıştır. Wallace 1291 yılında babası ve ağabeyini öldüren İngilizlerden nefret ediyordu. Bu sonrasında William Wallace 1297 yılında Lanark şerifi William Heselrig'i öldürdü. Wallace'ın namı bütün İskoçya'ya yayılmış, tam bir halk kahramanı olmuş, efsaneye dönüşmüştü. 11 Eylül 1297 yılında William Wallace Stirling Köprüsü muharebesini kazandı ve İngilizleri perişan etti. İngiliz ordusu bu savaşa 300 süvari, 10 bin askerle katılmıştı. Sayıca da onlarca kat fazlalardı ama William Wallace onları perişan etti, hepsini de yok etti. İngilizlere karşı kazandığı zaferlerden sonra Sir Robert de Bruce onu şövalye ilan etti. İskoçya'nın koruyucusu ve orduların lideri olarak gösterdi onu. Bir yıl sonra 1298'de Falkirk Savaşı oldu. İngilizler Louisbourg ve Lothian'ı istila ettiler. Tabi bu arada uzun bacaklı Edward Wallace'ı da aratıyordu. Sonunda Kral 1. Edward'la William Wallace Falkirk'te karşı karşıya geldiler. William Wallace savaş meydanında uzun mızraklarla dairesel bir şekilde İskoçları hizaladı ve savunma hattını kurdu. Bu arada kurdukları mızraklarla birçok İngiliz askeri de ölmüştür. İngilizler İskoç okçuları yararak üst kısmı ele geçirdi. Bu arada bazı İskoç şövalyeler kaçtılar, Edward'ın adamları da saldırdılar. Atlı İskoçlar Edward'la anlaşıp Wallace'a ihanet ettiler. Ve atlı İskoçlar savaşmadan kaçtılar. 1298 yılında Robert de Bruce ve diğer soyluların desteklediği İskoçya'nın koruyuculuğundan istifa etti. 1302 yılında Wallace barış hareketini reddederken
de Bruce Edward'la anlaştı. 1304 yılında İskoç soyluların hemen hemen tamamı Edward'ın egemenliğini kabul etti. 1305 yılında Edward'a bağlı olan İskoç şövalye Sir John de Menteith, Wallace'a ihanet etti. Edinburgh yakınlarındaki Rob Royston'da William Wallace'ı yakalattı. Wallace Londra'ya gönderildi, Westminster'de mahkeme salonuna çıkarıldı ve idamına karar verildi. Mahkemede krala hiçbir zaman bağlı olacağına dair yemin etmediğini söyledi. Wallace'ı Smithfield pazarına idama götürdüler. Ellerini iple bağladılar, ayaklarını da atın arkasına bağladılar ve Wallace'ı gerdirdiler. Yaptıkları bütün işkencelere rağmen Wallace asla af dilemedi ve özgürlük diye haykırdı. Kafasını kopardılar önce. Bunun sonrasında Wallace'ın vücudunu dört parçaya böldüler. Kafası Londra Köprüsü'ne asıldı. Kol ve bacakları Newcastle, Stirling, Berwick ve Perth'te ayrı ayrı sergilendi. Sir William Wallace gerçek bir kahraman, gerçek bir özgürlük savaşçısıydı. Her şeyden önce adamdı. Tarihe özgürlük savaşının kahramanı olarak geçmiştir. Bütün dünya onu tanır. Diğerlerinin adının esamesini bile kimse okumaz. İşte adam olmak böyle bir şey. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun adam olmak bambaşka bir şeydir. Selam olsun William Wallace'a. Hoşça kalın dostlarım.